Herkese merhaba. James Cameron'ın yönettiği Avatar Devam filmi, nihayet geçtiğimiz 10 yıl içinde neler yaptıklarını gözler önüne seriyor. Ve bu film gerçekten de gelecek film yapımlarını değiştirebilir gibi görünüyor. James Cameron'ın gişe rekorları kıran, teknolojik yenilikler barındıran büyük mavi renkli uzaylı filmi Avatar'ı yapmasının üstünden epey zaman geçti. Ufuktaki bir devam filmi beklentisi tıpkı benim gibi sizi de heyecanlandırmış olabilir. Ancak bu kadar zaman geçtikten sonra bence hiçbirimiz devam filminin geleceğini düşünmüyorduk. Başka şeyler aramaya başladığımızda Cameron şu yeni ekran görüntülerine bir bakın diyerek ayağımızı kaydırıyor. Yeni teknoloji, endüstriyi sarsan yenilikler ve dahası. Hatta Cameron başka şeylerin peşinde bile olabilir. Hadi Avatar 2 filminin arkasındaki film sektörünü sonsuza kadar değiştirebilecek yeniliklere bir göz atalım. Şimdi hızlı bir özet geçelim. James Cameron'ın filmi Avatar, hayır bu değil. 2009 yılında yayınlanan Pandora adındaki yeni bir gezegende koloni kurmuş insanları anlatan bir bilim kurgu filmi. Ve ana karakter Jack, buranın yerli halkı Navi'leri kendi ırkından ve ırkının sömürgeci tavrından kurtararak kahraman haline geliyor. Filmi yapmak neredeyse 15 yıl sürdü ve gösterime girdikten sonra Avengers Endgame bu unvanı yakalayana kadar ki en büyük gişe hasılatı yapan film Avatar olmuştu. James Cameron'ın 1997'de tamamladığı ve 1999 yılında yayınladığı bir diğer gişe rekorları kıran filmi Titanic'ten sonra hemen bu filmin yapımına başlaması gerekiyordu. Ancak Cameron'a göre bu filmin ihtiyacı olan teknoloji o zamanlar kullanıma hazır değildi ve bu kadar etkileyici bir şeyi o şartlarda yapmanın ne kadara mal olacağını bahsetmemize gerek bile yok. Gördüğünüz gibi filmler bilgisayar ortamında oluşturulan karakterler ve 3 boyutlu animasyonlarla iç içe geçmiş canlı çekimlerin birleştirilmesinden oluşuyor. 3 boyutlu film modasını hatırlıyor musunuz? James Cameron bu inanılmaz gerçekçi ve etkileyici evrenle bilgisayar yapımı karakterlerin filmde başarılı olmasını çok istedi. Bu yüzden geliştirilmiş hareket yakalama teknolojisini kullandı. Hareket yakalama teknolojisini şimdiye kadar çoktan duymuşsunuzdur. Bugün genellikle gişe rekorları kıran filmlerin çoğunda kullanılıyor. Özellikle de Marvel filmlerinde. Hareket yakalama teknolojisi James Cameron'ın icat ettiği yeni bir buluş değildi. Bu teknolojiyi popüler bir hale getiren kişi de o değildi. Video oyun yapım şirketleri oyunların animasyonlarını desteklemek için bu teknolojiyi çok uzun zamandır kullanıyor. Hareket yakalama teknolojisinin kullanıldığı ilk film Star Wars The Phantom Menace'deki Jar Jar Binks karakteriydi. Daha sonra Lord of the Rings Two Towers, Final Fantasy The Spirit Within, Monster House, Happy Feet, The Polar Express gibi filmlerde bu teknoloji kullanılmaya başlandı. Eminiz ki hepsini izlemişsinizdir. Yine de Avatar çekilmeye başlanmadan önce James Cameron, Uncanny Valley'de yaşayan mavi renkli uzaylılarla bu teknolojinin sınırlarını zorlayacağını düşünüyordu. Bu neredeyse doğruydu ama tam anlamıyla kusursuz olmadı. Özellikle karakterlerin mimikleri biraz değişikti. Bu yüzden James Cameron, karakterlerin gelişmiş fotogerçekçi versiyonlarına ulaşmak için yüz hareketi yakalama teknolojisinin ve görsel efektlerin geliştirilmesine büyük yatırım yaptı. Bilgisayar yapımı karakterlerin gerçek hayattaki aktörlerle ve ekipmanlarla ilişki kurabilmesi için yapımda yeni ışıklandırma sistemleri, yeni kamera sistemleri kullanıldı. Zamanının rekor sayıdaki hareket yakalama etabı, 3 boyutlu sinema için daha yeni çekim teknikleri, bilgisayar yapımı karakterleri ve çevreyi gerçek zamanlı olarak gösteren sanal kamera sistemleri insanların o zamana kadar daha önce hiç görmedikleri şeylerdi. Cameron, özel olarak tasarlanmış kafaya yerleştirilen kameraların öncüsü oldu. Bu kameralar, aktörün yüzünün 6 inç kadarını kaydederek bilgisayar yapımı animasyonlara aktörün tepkilerinin yerleştirilmesini sağlıyordu. Bu yüz hareketi yakalama teknolojisi daha önce Peter Jackson'ın yönettiği King Kong filminde kullanılmıştı. Ancak bu aletin sabit olarak yerleştirilmesi aktörlerin fiziksel performansını kısıtlıyordu. Bu teknoloji video oyunları animasyonlarında ve filmlerde daha yaygın hale gelecekti. Ve Cameron Avatar evrenini yaratmaya başladığında 2005 yılında Navi halkı için bir dil yaratmak istedi ve profesyonel dil bilimcilerle çalıştı. Filmin ana fotoğraflaması 2007 yılına kadar başlamadı. İlk Avatar'ı çekmek teknoloji yüzünden bu kadar uzun sürdüyse, Avatar 2, 3 ve ne kadar daha devam filmi olması bekleniyorsa daha hızlı gelmeli. Çünkü daha fazla bekleyemeyiz, değil mi? Eğer James Cameron bir film çekecekse, bunun sıradan bir film olmasını istemiyor, yanılıyor muyum? İnsanların aklını kaçırmasını ya da teknoloji üzerinde biraz oynama yapmak istiyor. Peki tüm bu oyunu değiştiren yeni teknoloji ne ve Avatar 2'nin çıkması neden bu kadar uzun sürdü? İddialara göre Avatar 2, önceki filmde oynayan çocukların hikayelerine odaklanacak.
Sully ve Natalie büyümüş olacak ancak çocuklarının Pandora'da yeni çevreler ve canlılar keşfetmesi gerekecek. Filmde aynı zamanda sualtı mekanlar bulunacak. Tabii ki eğer James Cameron yeni bir film yapıyorsa yeni teknolojiler de kullanacağını düşünürdük. Gerçekten de bunun böyle olduğu ortaya çıktı. James Cameron daha önceki filmlerini mükemmelleştirmenin yanı sıra su altında sahneler de çekerek hareket yakalama teknolojisini bir üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Hareket yakalama teknolojisiyle desteklenmiş kostümler giyen oyuncular gerçekten de sahneleri su altında çekiyor. Yeni Zelanda'da büyük havuzlarla dolu devasa setler kurdular. Bu havuzlarda oyuncular daldıklarında karakterlerin gerçekçi olması sağlanmaya çalışılıyor. Oyuncuların uzun süre nefeslerini tutmaları için alıştırmalar bile yapıyorlar. Set hareket yakalama sensörleriyle desteklenmiş duvarlarla çevrili. Cameron asıl zorluğun hareket yakalama kostümlerindeki noktaları yansıtan su olduğunu söyledi. Çünkü bu yansımalar yalancı işaretler oluşturuyordu. Eminiz ki suya daldığınızda dış görünüşünüzün nasıl değiştiğini fark etmişsinizdir. Ancak bu şekilde oyunculuk yapmanın ne kadar yorucu olduğunu ve ne kadar zaman aldığını bir hayal edin. Bütün film çekimleri sırasında yüzmekten yorulursunuz. Yapımcı John Lando 2018 yılında filmin büyük çoğunluğunun su altında geçtiğini doğruladı. Bu sualtı teknolojisi film endüstrisi için gerçekten de çığır açan bir yenilik. Günümüzde hareket yakalama, yeşil ekran, bilgisayar yapımı karakterler ve çevre sık sık gördüğümüz teknolojiler ve bu teknolojiler genişlettiğimiz hikayeleri anlatmamıza yardımcı oluyor. Bu teknoloji ürünü yayınlandığında diğer yapımlar için daha ucuz metotların kullanılmaya başlanması da an meselesi olacak. Film endüstrisi bu gelişmelerin dışında büyük adımlar atmaya da devam ediyor. John Lando'nun National Geographic'te yayınladığı Telling of the Lion King belgeseli ve Mandalorian'daki çekim teknolojileri her biri bir sette toplanmış inanılmaz benzer lokasyonlar oluşturabilmeyi mümkün kıldı. Simülasyonun yapılması en zor şey her zaman için su altı olmuştur. Karakterler ejderhaların tepesinde uçarken Game of Thrones dizisinde yapımcılar birçok kez hava simülasyonları kullandı. Çoğunlukla bu sahneler havada dev bir fan yüzlerine rüzgar üflerken aktörün havada duruyormuş gibi görünmesi sağlanarak çekildi. Söz konusu teknoloji Avatar 2'de ustalıkla kullanıldığında bu tekniğin daha yaygın kullanılmaya başladığını görmemiz muhtemel. Çünkü bu teknoloji tüm sualtı filmlerinde yeni bir sayfa açabilir. Daha önce mümkün olmasa da bu artık mümkün olabilir. Yalnızca bu da değil. Hareket yakalama teknolojisi kullanılmış ve simülasyonu yapılmış çevreler daha kontrollü yapımların oluşmasını sağlayabilir. Navi gibi gerçek ötesi karakterler yaratıyorsanız bu teknolojiyi kullanabilirsiniz. Teknoloji bu konuda size yeni bir dünya sunuyor. Ancak eğer stüdyolar dış müdahaleleri minimuma indirmek isterse her şeyi yapay veya canlı olarak oluşturulmuş bir set içinde çekebilir, bu sayede çekimi yaparken karşılaşabileceğiniz çok sayıda sorunu ortadan kaldırır. Yapım şirketleri birden çok mekanı kapalı setlerde çekerek yapıyor. Özellikle de televizyon programlarının çekim stüdyolarını görürseniz setten çok her şeye benzediğini fark edersiniz. Halkla uğraşmak, doğal ışıklar, dar alanlar ve gerçek yapılar, dışarıdan gelen sesler, mekanları kullanmayı zorlaştıran kontrol edemeyeceğiniz hava durumları. Bu çekim tekniği tüm bu sorunları minimuma indirdi. Tüm bunlara ek olarak hareket yakalama teknolojisi gerçek bir alanda yapılabilseydi, bir köpek balığının kazara çekim yapan oyuncunun karşısına çıkmasını ister miydiniz? Steven Spielberg bile bu tarz setlerin bir tiyatro yapımında bulabileceğinizden bile fazla doğal olduğunu söyledi. Bu tamamen gerçek mekanda çekim ihtiyacını ortadan kaldıramasa da, öngörülemeyen durumlar için film endüstrisini bu teknolojileri kullanmaya teşvik edebilir. Günümüzde bu yöntemler çok gelişti ve filmler için kullanılıyor. James Cameron'ın hala 3 boyut deneyimini keşfediyor olabileceği ortaya çıktı. Hem de gözlükler olmadan. Tabii ki bu filmin geleneksel yöntemlerden çok farklı bir şekilde çekilmesi gerektiği anlamına geliyor. Ve tabii ki bu filmi çekmenin iki yüzü var. İlki canlı aksiyon bölümü ki burada genellikle minyatürlerin kullanıldığı özel efektler gerekiyor. Ve bir diğeri de tüm video boyunca konuştuğumuz konu. Cameron bilgisayar desteğiyle mükemmel görseller yaratmış olsa da bunun çok zaman harcattığı da bir gerçek. Avatar 2 ve 3'ün eş zamanlı çekildiği duyuruldu. Ancak tabii ki bu filmleri ard arda yayınlayacakları anlamına gelmiyor. Daha çok 2 yıl aralıkla yayınlamayı düşünüyorlar. Covid-19 Mart 2020 yılında tüm dünyayı sardığı için yapım diğer film yapımcılarıyla aynı sorunu yaşadı. Yeni Zelanda'daki stüdyo birçok filmin stüdyosundan daha iyi durumda olsa da ülkenin pandemiye karşı aldığı önlemler yüzünden James Cameron pandeminin zorlayıcı ve beklenmedik gecikmelere yol açabileceğini dile getirdi.
Avatar 2 ve gelecek olan diğer devam filmleri Aralık 2022 tarihine kadar başka tarihlerde yayınlanacak. Elbette ki pandemi sırasında bu filmi bitirmek yapımcıların hayali değildi. Olası bir gecikme yüzünden gişe satışları şaşırtıcı bir şekilde darbe alabilir ve bu 1 milyar dolar bütçelik bir prodüksiyon için inanılmaz zararlı olabilir. Ancak yapımcı John Lando'nun Instagram'daki paylaşımı Avatar çekimlerinin bitmek üzere olduğunu gösteriyor ve bu paylaşıma bakarak ne kadar ilerlediklerini tahmin edebiliyoruz. Hala çekim aşamasındalar ancak en azından yapım sonrası için birkaç sahne paylaşacak kadar ilerlemiş durumdalar. Ekstra gecikme hayal kırıklığı yaratsa da en azından filmin James Cameron'ın istediği kadar mükemmel olması için zaman tanıyor. Kim bilir, belki de Avatar 3'e kadar uzayda film çekmemizi sağlayan teknolojiye erişmiş oluruz. Siz ne düşünüyorsunuz? James Cameron bize ne gibi yenilikler ve nasıl teknolojiler getirecek? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize düşündüklerinizi yazın. Görüşmek üzere.